Vücut geliştirmede jinekomasti şimdi söyleyeceğim şekilde tedavi edilir arkadaşlar. Jinekomasti erkeklerde meme dokusunun büyümesidir. Bu videoda size bunun nasıl oluştuğunu, toplumda bu tür vakaların ne sıklıkla görüldüğünü ve vücut geliştirmede steroidlerin bilinçsiz kullanımının en yaygın gen etkilerinden biri haline nasıl geldiğini anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Günümüzde jinekomastinin genellikle nasıl tedavi edildiği ve tedavi seçeneklerinin neler olduğu sorusunu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Jinekomasti tedavisinde kullanılan yöntemler temel olarak iki kategoriye ayrılır. Arkadaşlar. Bir yanda göreceli ya da mutlak östrojen fazlalığını düzeltmeye yönelik endokrin tedavisi, diğer yanda ise bezlerin genişlemesinin artık geri döndürülemediği durumlarda uygulanan cerrahi müdahaleler arkadaşlar. Hastalar her iki durumda da hormonal dengede kalıcı değişikliklerden muzdariptirlerdir arkadaşlar. İşte bu videoda her iki yöntemi ve bu sorunun sıfırdan nasıl önlenebileceğini anlatmaya çalışacağım sizlere. Videoma geçmeden önce bu tür videoların gelmesi için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın ki böylelikle bana destek olun arkadaşlar. Şu anda ekranda çıkan Instagram adresim bana en kolay ve direkt ulaşabileceğiniz platform. Oradan da beni takip etmek sizin yararınız olacak arkadaşlar. Ve en son olarak vücudunu geliştir.com web sitem hizmetinizde küller sekmesinden sizin için sorduğum 15 soruyu yanıtlayıp bana ulaştıran her kardeşimle iletişime geçmek için bütün sınırlarımı zorluyorum arkadaşlar. Er ya da geç mutlaka kendileriyle iletişime geçeceğim diyorum ve hadi videomuza geri dönelim diyorum. Arkadaşlar jinekomastinin termlerle endokrin tedavisi hemen bu konuyu bir inceleyelim. TERM kısaltması yani uzun adı ile seçici östrojen reseptör modülatörleri anlamına gelir ve özellikle östrojen reseptörlerine bağlanan ve gerçek östrojenlerin etkisini rekabetçi bir şekilde engelleyen bir grup maddeyi içerir arkadaşlar. Reseptörü bloke ederler ve böylece östrojenler için daha az serbest reseptörün bulunmasını sağlarlar arkadaşlar. Bu etkilerinin önemli ölçüde daha az güçlü bir şekilde ilerlediği anlamına gelir. Ancak TERM'ler kandaki mutlak östrojen seviyelerinin düşmesini engellemez. Bilimsel çalışmaların jinekomasti tedavisinde uygun olduğunu gösterdiği 3 farklı serm vardır arkadaşlar. Bu çalışmaların çoğu prostat kanserli hastalarda anti-östrojen tedavisiyle ilişkili pubertal jinekomasti veya jinekomasti ele almıştır. Bu arada kedim oradan oraya zıplıyor. Ekran sallanıyor olabilir arkadaşlar. Neyse. Şimdi bu 3 etken maddeyi de size detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum arkadaşlar. Nedir ilki? Tamoxifen. Yani aslında baktığımızda Norvadex. Arkadaşlar bir çalışmada Norvadex markası altında da bilinen 10 ila 20 mg tamoksifen dozunun günlük olarak alınmasının vakalarının %90'ında 3 ila 9 ay içinde jinekomastide azalmaya yol açtığını göstermiştir. Bundan daha önce yapılan bir araştırmada ise vakaların %80'inde kısmi iyileşme ve %60'ında tam iyileşme görülmüştür. 181 hasta üzerinde yakın zamanda yapılan bir araştırma günde 10 mg tamoksifen alarak %90.1'lik bir başarı oranı bulunmuştur arkadaşlar. Bu çalışma aynı zamanda tedavi başarısını belirleyen şeyin tedavi başlamadan önce jinekomastinin var olduğu sürenin uzunluğundan ziyade genişleme derecesi olduğunu ileri sürmektedir arkadaşlar. İstenilen başarıya ulaşmak ortalama olarak yaklaşık 7 ay sürdüğü ancak standart sapma artı eksi 4 ile 8 ay gibi oldukça yükselmiştir arkadaşlar. Ancak anabolik steroidlerin sorunun gelişmesine neden olduğu andan itibaren durumun değiştiğini de unutmamak gerekir arkadaşlar. Ne yazık ki steroid türü sırasında jinekomasti tedavisine ilişkin çok az veri bulunmaktadır. Yapılan bir çalışmada 271 kişi en az 6 ay boyunca haftada 200 mg testosteron enantat almıştır arkadaşlar. Bunlardan sadece 9'unda jinekomasti gelişmiştir. Bu da katılımcıların %3'üne denk gelir arkadaşlar. Bununla birlikte bu dozaj vücut geliştirmede sıklıkla kullanılan önemli ölçüde daha düşük bir dozajdır arkadaşlar. Eğer östrojen seviyesi anabolik steroidlerin eksojen tedariki nedeniyle doğal durumdan önemli ölçüde daha fazla yükselirse reseptörler için östrojenlerle rekabet edebilmek amacıyla daha yüksek bir tamoksifen dozajı sıklıkla gerekli olacaktır arkadaşlar. En azından jinekomastinin tamoksifen ile tedavisi gerçekleşecekse çoğu durumda günlük 30 ila 40 mg'lık bir miktar yeterli olmalıdır arkadaşlar. Bir başka etken madde klomifen. Klomifen tamoksifen ile birlikte sıklıkla bir steroid kürü sonrasında vücudun kendi testosteron üretimini uyarmak için kullanılan post cycle terapisinin terapisinde kullanılan bir serumdur. Aslında klomifen kısırlığın tedavisi için en sık reçete edilen ilaç olarak kabul edilmektedir. Ancak jinekomasti tedavisine ilişkin şaşırtıcı derecede az veri bulunmaktadır. 12 ile 19 yaşlar arasındaki 12 erkek çocuk üzerinde yalnızca bir eski çalışma mevcuttur. Ergenliğe bağlı jinekomasti 1 ila 3 ay boyunca günde 50 mg klomifen statte tedavi edilmiştir. Ortalama meme büyüklüğü %0 ile %36 arasında azaldı ve yalnızca 5 erkek çocuk %20'den daha fazla gelişme elde etti arkadaşlar. Diğer 5 erkek çocuğun ise şimdi açıklayacağım şekilde
ameliyat da alması gerekmiştir bu ilacı kullandıktan sonra. Bu sonuçlar vücut geliştirmede jinekomasti tedavisinde klomifenin kullanımının açısından özellikle umut verici değildir arkadaşlar. Bir başka etken madde raloxifen. Daha az bilinen ancak klomifen kadar az veriye sahip olan bilimsel literatürde term raloxifenin jinekomastiyi tedavi etmek için kullanılmasıdır arkadaşlar. Nispeten yenidir ve kimyasal yapısı bakımından tamoxifen ve klomifenden farklıdır. Burada da jinekomasti tedavisinde kullanılma ilişkin yalnızca bir klinik çalışma vardır arkadaşlar. Bu çalışmada pubertal jinekomasti olan 38 denekte tamoxifen tedavisiyle karşılaştırıldığında meme bezi büyümesinde anlamlı derecede daha büyük ve anlamlı bir azalma gözlenmiştir. Ancak bu 2004 yılında yapılmış ve hiçbir zaman tekrarlanmamış bir çalışmadır ve bu nedenle jinekomastiyi tedavi etmek için tamoxifen kullanımına ilişkin tüm çalışmalardan önemli ölçüde daha az kanıta sahiptir. Jinekomastinin aromataz inhibitörleriyle endokrin tedavisine bakalım arkadaşlar. Jinekomasti gelişiminde östrojenlerin merkezi rolü nedeniyle aromataz inhibitörleri çok çekici bir tedavi seçeneği olarak görülmektedir arkadaşlar. Androjenleri östrojenlerle dönüştüren ve dolayısıyla özellikle vücut geliştiricilerde mutlak östrojen fazlalığından sorumlu olan aromataz enzimini inhibite eder. Ancak mevcut jinekomastinin tedavisine ilişkin çok az bilimsel veri bulunmaktadır. Bir çalışmada ergenliğe bağlı jinekomasti tedavisinde günlük 1 mg anastrozolün yani arimideksin kullanımını plasebo'ya karşı karşılaştırılmıştır arkadaşlar. 6 ay sonra katılımcıların %38.5'inde olumlu bir değişim görülürken bu grubun %31.4'ünde %50'den fazla bir düşüş görülmüştür arkadaşlar. Ancak gruplar arasındaki fark istatistikler anlamına ulaşmamıştır arkadaşlar. Her ne kadar anastrozol, testosteron, östrojen oranını önemli ölçüde iyileştirse de katılımcıların yaklaşık yarısı en az 2 yıldır jinekomasti hastasıydı ve bu da kullanılan ürün ne olursa olsun ilaç tedavisinin başarılı şansını azaltıyor arkadaşlar. Başka bir çalışmada antiöstrojen bikotilomid ile tedavi edilen prostat kanserli hastalarda jinekomasti gelişiminde 1 mg anastrozol ve 20 mg tamoksifenin etkinliği karşılaştırılmıştır arkadaşlar. Plasebo grubundaki deneklerin %73'ünde, tamoksifen grubundaki deneklerin %10'unda ve anastrozol grubundaki deneklerin %51'inde meme bezlerinde gelişmiştir arkadaşlar. Bu nedenle tamoksifen jinekomastinin önleyici tedavisi için anastrozolden önemli ölçüde daha uygundur. Bununla birlikte yan etkilere yol açan mutlak bir östrojen fazlalığı olmadığı daha çok androjenlerin uygulanmasına bağlı olarak androjen-östrojen oranının azaltılması olduğu unutulmamalıdır arkadaşlar. Bu temel olarak vücut geliştirmede jinekomastinin gelişmesinden sıklıkla sorumlu olan şeyin tam tersidir. Bu iki çalışma pratik önemi çok az olan senaryoları açıklamaktadır. Jinekomastinin yönetimi ve tedavisi üzerine yakın zamanda yapılan bir incelemede yazarlar anastrozolün ergenliğe bağlı jinekomastiyi tedavi etmek için çok iyi bir seçenek olduğunu ve aynı zamanda genetik olarak şartlı aromataz fazlalığı olduğunda östrojen fazlalığını ve göğüs büyümesini azaltmak için başarıyla kullandığını özetlemektedir arkadaşlar. Erkek cinsiyet hormonunun dışarıdan temin edildiği testosteron eksikliği olan iki erkek üzerinde yapılan bir denemede anastrozol jinekomasti gelişimini önlemek için başarıyla kullanılmıştır. Bence biraz sessiz olmalısın. Dokunun cerrahi olarak çıkartılması arkadaşlar. Bir de bu konuya bakalım. Jinekomastiyi ilaçla tedavi etmenin sorunu her zaman etkili olmamasıdır. Bunun bir nedeni problemin zamanla değişebilmesi ve genişleyen dokunun kalıcı olarak katılaşması ve protein birikintilerinin nedeniyle devam etmesidir arkadaşlar. Bu gerçekleştiğinde jinekomastiyi tedavi etmek için kullanılan ilaçlar artık etkili olmaz. Bu sürecin ancak cerrahi müdahaleyle kırıklama sağlayabilecek kadar ilerlemesinin ne kadar süreceği tahmin etmek zordur. Ancak literatürde 1 ila 2 yıl arasında bilgi bulmak mümkündür arkadaşlar. Bazı yazarlar jinekomastinin ilaç tedavisiyle 2 yıldan fazla bir süre sonra bile başarı elde edildiğini bildirmişlerdir. Ancak bu kesinlikle göreceli veya mutlak östrojen fazlalığının boyutuna da bağlıdır arkadaşlar. Jinekomasti ameliyatı genellikle plastik cerrahların yaptığı bir işlemdir. Bunun bir parçası olarak genellikle meme başının altına bir kesi yapılır ve buradan fazla bez ve yağ dokusu çeşitli yöntemler kullanılarak kalıcı olarak çıkartılır arkadaşlar. Bu yöntem özellikle umut vericidir ve genellikle hasta için görsel olarak tatmin edici bir sonucu yol açar. Geçmişte çok sayıda vücut geliştirmeci bu tür ameliyat geçirdiklerini kamuoyuna duyurmuştur zaten arkadaşlar. Vücut geliştirmede jinekomastinin profilaktik tedavisi arkadaşlar. Vücut geliştirmede jinekomasti gelişiminin en yaygın nedeni yüksek dozda androjenlerin dışarıdan sağlanmasıdır. Fizyolojik üstü androjenlerin bir kısmı östrojene dönüştürülerek kadın vücudunda mutlak bir fazlalık oluşmasını sağlar arkadaşlar. Bu sadece meme bezlerinin büyümesine yol açmakta kalmaz. Aynı zamanda deri altında su
su tutulmasının artmasına da yol açar. Bu nedenle anabolik androjenik steroidler alırken östrojen seviyenizin bir doktor tarafından test edilmesi ve anastrozol, letrozol veya eksemestan gibi bir aromatas inhibitörünün dozajının östrojen seviyesinin fizyolojik normal aralıkta kalacağı şekilde ayarlanması yaygın bir uygulamadır. Aromatas inhibitörleri jinekomastinin ve vücut geliştirmede östrojene bağlı diğer yan etkilerin profilaktik tedavisi için çok uygundur. Termlerin aksine östrojen seviyesini düşürürler ve böylece kanda daha az serbest östrojen dolaşımını ve buna bağlı olarak daha yüksek bir androjen seviyesinin korunmasını sağlarlar. Arkadaşlar belki çok karışık geldi, belki çok uzun oldu. Sonuç ve özet kısmına geçeyim. Yani çok kısa bir şekilde özetleyeyim. Jinekomasti tedavisine yönelik yapılan çalışmalara baktığımızda şu ana kadar en yaygın ve kanıtlanmış yöntem tamoksifen gibi görünüyor. Ancak bu çalışmalar esas olarak androjenler ve östrojenler arasındaki oranın azalması nedeniyle meme bezlerinin genişlemesiyle ilgilidir. Vücut geliştirme ve ağırlık antrenmanlarında performansı arttırmak için androjenik steroidlerin dışarıdan verilmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek mutlak östrojen fazlalığı durumunda öncelikle bir aromatas inhibitörü kullanılarak östrojen düzeyini fizyolojik aralığa düşürme girişiminde bulunulmalıdır. Yani aribidek kullanılmalıdır. Aylarca süren ilaç tedavisine rağmen jinekomastinin geri döndürülemez olduğu ortaya çıkarsa genişleyen dokuyu kalıcı olarak çıkarmanın tek yolu cerrahi olarak çıkartılmasıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldim. Videoyu bitirmeden önce size bir soru. Sizin de jinekomasti ile ilgili sorunuz var mı? Var ise çözüm yolları diye araştırdınız mı? Ama artık araştırmanıza da gerek yok aslında. Zaten bu videoda her şeyi öğrendiniz. Arkadaşlar, videomdan memnun kaldıysanız beğenmeyi, bu tür videoların anında görmek için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram'da beni takip etmeniz de beni mutlu eder. Çok konuştum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize önce sağlık, sonra bol sporlu günler ve bol kazançlı diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.